Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin riayetinde Bağdat'ta Irak Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferans başladı. 180 yerli ve yabancı şirketin katılımıyla başlayan fuar, Bağdat Uluslararası Fuarı'nda 3 gün sürecek. Fuar, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl'ın denetiminde düzenleniyor. Fuar, enerji sektörüyle ilgilenen şirketler yoğun ilgi gösterdi. Türk şirketleri ise fuarda büyük rol oynadı. Türk şirketleri temsilcileri, enerji alanında birçok fırsat sunduklarını dile getirdi. Burada bulunmak çok büyük bir gurur bizim için. Dünyaya açılmak istiyoruz. Vizyonumuzu her geçen gün genişletmeye çalışıyoruz. Burada yeni kontaklar kurmak, yeni müşteriler edinmek, yeni bir çevrede olmak, yeni bir pazar arayışı. Tabii ki hedefimiz müşteri kazanımı. Türkiye'den Bağdat Fuarı'na katılıyoruz. İlk fuarımız. Bağdat'ta olan ticari ilişkilerimizi geliştirmek adına burada bulunuyoruz. Bundan sonraki ümit ediyorum ki bu fuar hem Bağdat'taki tüketiciler için hem bizler için iyi bir oluşum olacaktır. Diğer Türk şirketleri ise Irak'ın altyapı yeteneklerinin geliştirilmesinde ve Irak'ın bu sektördeki ihtiyaçlarının karşılanması için gelişmiş çözümler sağlanmasında rollerini dile getirdi. Biz buraya katılma amacımız müşterilerimizle buluşmak, yeni müşteriyle tanışmak ve Irak'ın piyasasına daha hakim olmak. Şirket temsilcileri bu gibi fuarların ürünlerini sergilemek için güzel bir anı olduğunu söyledi. Amacımız fuarda daha yeni müşterilerle işbirliği yapıp kendi firmamızı büyütmek ve genişletmek. Bunun için buradayız. İnşallah büyük projelere imza atarız. Daha önce buralara çalışıyoruz zaten ama yeni müşteriler için daha çok fuara katıldık. Otobariyer işlemine yeni başladık. Onun için kendimizi geliştirmek istiyoruz. Diğer bölümlerde varız zaten. Çelik, aydınlatma direkleri olsun, enerji hat, nakil hatları olsun.